arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün yine sizlerle beraber olmaktan çok çok mutluyuz güzel bir yelek çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz yeleğimiz bir yaş grubu çocuklarımız için çok uygundur tabi bebeklerimizin zayıf ve kilolu olması ördüğümüz örgülerdeki değişikliğe sebep olacaktır bir yaş Civarı diyerek ördüğümüz örgümüz eğer bebeğimiz zayıfsa çok bol olabiliyor ya da bebeğimiz kiloluysa dar gelebiliyor. Onu eğer bebeğimizin e, kilosu belli ise ayarlamaları lütfen çalışalım. Giyiyiğimiz e, bir yaş civarı için ve bir buçuk ip kullandım geleğimizi örmek için. Şu şekilde ipimden kalan bu. Şunu hatırlatmak istiyorum. İplerimiz genelde büyük ipler aldığımız zaman 100 gram olmakta. Gramlarının yanında bakınız metreleri de yazmakta. Bu Kartop Baby One 250 metre. 250 metre olduğu için 1.5 kullandım. Eğer ipinizin metresi şurada da yazabiliyor bazı ip markalarında. 330-350 ise bir tane iple de rahatlıkla örebilirsiniz. Tabi elinizin gevşekliğine ya da sıklığına göre bir tane ip de yeterli olabilir. 350 civarıysa ipiniz. Evet. Yeleğimizi örmek için yakadan zincirimizi çekerek başladık. Şuradaki görmüş olduğumuz artışlarımızı. Bakınız. Göz göz artışlarımızı yaparak yeleğimizin roba kısmını büyüttük. 4 yerde artışımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 bakınız kol kenarlarımızdan hem gövdemizi hem de kolumuzu büyüterek istediğimiz ölçü gelene kadar artırıyoruz ve sonrasında gövde kısmını kollarımızı birleştirdikten sonra modelimizi uygulamaya başlıyoruz gördüğünüz gibi 3 tane düğme kullandım tabi bu tamamen tercih meselesi dilerseniz aşağıya doğru da tıpkı birlikte açmış olduğumuz ilik çalışmasında yaptığım gibi Aşağıya doğru da iliklerimizi istediğiniz değerleri önce ayarlayarak iliklerimizi çalışıp 5 düğmeli, 6 düğmeli olarak da çalışabilirsiniz. Evet modelimizin her türlü renklerde kız bebek bebeklerimiz için ya da erkek bebeklerimiz için hepsi için rahatlıkla çalışabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman yeleğimize bakınız şiş örgülerindeki çalışmış olduğumuz modellere çok çok benzemekte ve çok hoş durmakta gayet dolgun güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimize başlayalım. Ama öncesinde uzunluğuna da bakalım. Yeleğimizin ölçüsünü görelim. Hep birlikte 34 santim. Yeleğimizin uzunluğu. Kol altından şöyle bakacak olursam. Şöyle. Kol altından da 27 santim genişliğinde olduğunu görüyorum. Bakınız bu kapalı haliyle şöyle kapalı üst üste gelmekte lastiğimiz. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. İliğimizi kar topu baby Ban ipimle örüyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta ipimiz. Anti peeling özelliği olan güzel bir ip. Renk numarası ise K811. Tığ numaram ise 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Evet ipimizi hemen şöyle alalım iç kısmından çıkararak zincirimizi çekip bileğimizin modellerini ayırmaya başlayalım. Eğer içten sıkıntı oluyorsa yukarıdan alabilirsiniz. Hiç problem değil. Önemli olan kendinizi rahat hissederek örgümüzü örmeniz. Evet ipimi alıyorum ve başlıyorum. Evet zincirimizi çekmeye başlayalım ve aynı zamanda bölümlerimize de ayıralım. Bir tane düğümümü attıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum ve yeleğimin önü için bu kısmı ayırıyorum. Zincirlerimizi çekerken çok sıkı çekmemeye gayret edelim. Biraz rahat çekelim ki öreceğimiz trabzanlarımızı hem rahat örelim hem de yeleğimizin ilk başlangıcı çekmesin. 10 tane zincirimizi önümüz için ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri ise kolumuz için çektim. Hemen ayracım 12. zincirin içerisine takıyorum. Ve devam ediyorum. Yeleğimin arkası için 20 zincir çekmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Tam 20 zincirimi çektim ve hemen ayıracımı takıyorum. 20. zincirin içerisine ve devam ediyorum. Kolumuz için yine 12 tane zincir çekiyoruz. Bakın 10 zincir önümüz, 12 kolumuz, 20 zincir de arkamız için çektik. Tekrar kolumuz için burada çektiğimiz gibi 12 tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle aldım bakınız ilmeğimizi şu kısımdan hemen alıyorum ve bakın bu taktığım zincir bunu saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kolumuz için 12 zincirimizi de çektikten sonra son bölüm olarak diğer önümüzü örmeye başlıyorum. 10 tane zincir olarak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bu şekilde yeleğimizin bölümlerini ayarlamış olduk. Şöyle bakalım. Bakınız. 10 tane önümüz için şu kısım. 12 tane kolumuz, 20 arkamız, tekrar 12 kol olarak tamamladık. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. Santim olarak şöyle tutuyorum. Hemen yanına bırakıyorum. Bakınız ilmeğimi bıraktığım yerden şöyle baktığım zaman ya da üzerine şöyle tutup bırakalım. En son zincirimin olduğu yerden ilk başlangıç zincirim 24. Şöyle gördüğümüz gibi 24 santim zincirlerimizin uzunluğu şimdi trabzanlarımızı örmeye başlayalım bir ve iki tane zincir geriye geliyorum bakınız bir ve iki üzerine iki tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum ikinci zincirin içerisine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ve sırasıyla örmediğim zincirin içerisine giriyorum trabzanımı örüyorum bir sonrakine gelerek batıyorum bir sonrakine sırası ile hiç atlamadan sıramızı kuralım tığımızın başı bazen takılabiliyor her zincirimize bir tane trabzanımızı örüyoruz bu sıramızda artış yapmıyoruz 2 4 6 7 8 9 ve 10. Bakınız 10. zincirime de batıyorum. Tam 10 tane trabzanımızı önümüz için hazırladık. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Ayracımı olduğu yerden çıkarıyorum. Sarı ayracıma kadar 12 tane trabzanımı örüyorum. Burada hiçbir zaman aynı yere iki defa batmıyoruz ilk başlangıcımızda. Bakınız bu sıramızda. İki zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum, hemen ayracımı çıkardığım yerdeki zincirimin içerisine giriyorum. Şu şekilde. Bir ve iki. Bakınız ikili trabzanımı ördüm ve devam ediyorum. Sarı ayracıma kadar birer birer Trabzanlarımı örüyorum. Alıyorum. Bir ve iki. Giriyorum. 1 ve 2 bu şekilde 2 tane zincirden sonra birer birer sarı ca kadar devam edelim. Sarı raccıma kadar birer birer trabzanlarımı ördüm. Tam 12 tane trabzanın bu şekilde tamam oldu. 12 trabzanımın üzerine 2 tane zincir çekiyorum 1 ve 2 bu zincirlerimiz bölüm aralıklarımız olmakta. Bakın burada da çekmiştik. Önden kola geçerken kolumu ördüm. Koldan arkaya geçerken tekrar iki tane zincirimi çekiyorum ve bu zincirlerde robamız devam ederken artışlarımızı ve genişlememizi sağlayacağız. Evet, zincirimin içerisinden ayıracımı çıkardım. Tığımın başını doladım. Hemen ilk çıkarmış olduğum zincirimin içerisine girerek trabzanı örüyorum 1 ve 2 Bakın şu andan itibaren arkamızı Örmeye başladık birer birer 20 tane trabzanı mızı zincirlerimizin üzerine örelim 1 ve 2 bakınız iki defada giriyorum 1 ve 2 Zincirimizden sonrası arkamızda mavi ayırıcımıza kadar birer birer örerek ilerleyelim. Mavi ayırıcıma kadar 20 tane trabzanımı ördüm. Ayırıcımı buradan çıkarıyorum. 20. trabzanımın üzerine 2 tane zincirimi çekiyorum. Ve arkadan kolumuza doğru geçişimizi bu zincirle başlatmış oluyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen devam eden ilk zincirimin içerisine batıyorum ve kolumu bu şekilde örmeye başlıyorum. Kolum için 12 tane zincir çekmiştik ve her bir zincirimizin içerisine girerek kolumuzun da ilk sırasını bu şekilde hazırlayalım. Yeşil ayracımıza kadar örelim. Yeşil ayracımıza geldik. 12 tane trabzanımızı bu şekilde örmüş olduk. En son trabzanın üzerine bir ve iki tane zinciri çekelim ayracımızı çıkaralım ve bu zincirimizden sonra önümüz için olan bölümümüzü örmeye başlayalım İkinci önümüzü örmekteyiz 10 tane zincir çekmiştik 10 trabzanımızı da her bir zincirin içerisine yerleştirelim Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. Bir tane zincirim kaldı. Bakınız 2, 4, 6, 8, 9. Son trabzanımızı Zincirimizin içerisine girerek örelim ve toplamda 10 tane trabzanımızı ördük. 10 trabzanımızı ördükten sonra ikinci sıraya başlamak için hemen zincirimizi çekelim. Bakınız bu sıramızın sonunda ikinci sıramız ya da bir sonraki sıra için hazırlığımızı yaparsak çok kolay olur. Bizim için 2 zincirimi çektim ve şöyle yapmış olduğumuz işlemimize bakmak için böyle bir bırakalım bakalım. 10 ve 10 önlerimiz için 12 ve 12 kollarımız ortada ise 20 tane trabzanımız var tekrar ölçümümüze bakalım şöyle baktığımız zaman ölçümüze biraz önce ölçmüştük zincirken şimdi ölçtüğümüzde şöyle tutarsak bakınız 27 santim zincirlerimizin üzerine trabzanları ilave ettiğimizde belli bir genişlik oluşmakta. İpimizin kalın ve incil oluşuna göre bu büyüklük ya da küçüklük azalıp çoğalmakta. İpimiz biraz dolgun olduğu için 24 santim zincirimiz 27 santim olarak ölçtük. Şimdi şöyle zincirlerimizden büktüğümüz zaman bakınız ilk sıramızı bu şekilde ayarladık. Şimdi iki zincirimizi çekmiştik ikinci sıramızı örmeye başlayalım örgümün yönünü çeviriyorum birinci trabzanım zincirimle tamam oldu ikinci trabzanımın üzerine başını dolayarak batıyorum 1 ve 2 iki. ikili trabzan örüyoruz 1 ve 2 1 ve 2 birebir bütün trabzanlarımızı zincirimize kadar örelim Birer birer trabzanlarımızı ördük. 10 trabzanımızın üzerine 10 tane trabzanımızı yine ördük ve zincirimizin olduğu yere geldik. Zincirimizin olduğu bölüm arası olan bölüme 2 tane trabzan örerek ikinci sıramızda artışımızı gerçekleştirelim. 1 ve 2. 2 trabzanımı ördüm ve 2 tane artışımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar diğer bölümümüze geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Bu 2 artış da kolumuz için oldu. Zincirden öncesi 2 artış önümüz için. Zincirden sonrası 2 artış ise kolumuz için. Şimdi birer birer zincirimize kadar trabzanlarımızı örelim. Birer birer örüyorum. Zincirimizin olduğu yere kadar trabzanlarımızı örerek geldim. Şimdi kolumuz için olan artışımızı yapıyoruz. Zincirimizin içerisine iki tane trabzanımızı örelim. Bir ve iki. İkinci trabzanımızı da ördük ve kolumuz için olan artışımızın öncesini bakınız başlarken yapmıştık. Sonrasını ise şimdi yaptık. İki tane zincir çekiyorum araya ve Robamızın arka kısmı için olan bölümümüze başlıyoruz. Öncesinde yine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve devam ediyorum arkadan örmeye. Birer birer bütün trabzanlarımızı örelim. Şurada ikişer artış yapmayı zincirlerimizin içerisinde unutmayalım. Dümdüz buradaki trabzanlarımızı örerek ilerleyelim ve zincirimizde görüşelim zincirimin olduğu yere kadar geldim tekrar tığımın başını doluyorum iki tane trabzanımı ardı ardına örüyorum birinciyi ördüm ve aynı yere iki tane artışımı yapıyorum 1 ve iki tane zincir araya çektikten sonra kolumuz için olan artışlarımızı öncelikle yapıyorum 1, 2, Bakınız bu zincirlerimizin içerisine iki trabzan, 2 zincir, iki trabzan şeklinde örüyoruz. Başlangıçtan beri hep aynı işlemimizi yaptık. Bakınız önden geldik. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Kolumuzu ördük. 2 trabzanımızı, 2 zincirimiz, 2 trabzanımızı ördük. Önceki 2 trabzan devam ede gelen e, yerin trabzanları yani kolumuzdan geldik. Bakınız kolun artışları. 2 zincirden sonrası arkamıza başladık trabzanımızla. Artışımızı arkamız için yaparak devam ettik tekrar arkamız için iki artışla bitirdik İki zincirimizi çektik İki trabzan kolumuzu örelim tekrar burada da iki trabzan iki zincir iki trabzanımızı yapalım ve kolumuzu en son trabzanımıza kadar örelim son trabzanımızda tekrar görüşelim son trabzanımıza geldim bakınız en son trabzanımızı zincir çekerek örmüştük tepesine batıyorum 1 ve 2 İki trabzanımı örüyorum. Hemen bu yönde yine bir iki tane zincirimi çekiyorum bitiş yönünde. Örgümüzün yönünü çevirerek örmeye başlayalım. Ama öncesinde yaptığımız işlemimizi görelim. Bakınız, bütün artış yerlerimizde iki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan bir aşağıdaki sırada iki zincir örmüştük. Onun üzerine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük ve bu şekilde ikinci sıramızı da büyütmüş olduk. Hem artışlarımızı yaptık, hem trabzan sayımız fazlalaştı, hem de tabii ki e, büyümeye doğru başladı. Şimdi örmeye başlayalım. Bu sıramızda da ikişer ikişer artışlarımızı yapmaya devam edelim. İki zincirimizi çekmiştik bu yönde. Hemen çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum. Bakınız birincisini zincirden devam ettirdik. Ve ikinci... Şöyle görelim. Trabzanın üzerinden batıyorum. Birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Artış yerimize kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Her bir trabzanımızı bir defa örelim. İki zincirimin olduğu artış yerime geldim. Hemen tığımın başını doluyorum. Tıpkı burada örmüş olduğum gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı bu zincirimin içerisine örmeye başlıyorum. Bir, ve 2. Iki. iki tane trabzanımı ördüm. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yerin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımızı buradaki zincirimizin içerisine ördük. Şimdi trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Her trabzanımızın bakınız arasındaki iki zincir içerisine iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim. Trabzanlarımızı devam ettirelim. Tekrar iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak sıramızın başına kadar gelelim. Sıramızı bu şekilde örerek tamamladıktan sonra üçüncü sıramız tamamlanmış olacak. 4 ve beşinci sıralarımızı da Aynen ikişer trabzanlarımızı artırarak örelim. Beş trabzanımızı yani beş sıramızı tamamladıktan sonra sizinle tekrar görüşelim. yeleğimizin rova kısmında beş sıramızı ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş. Hepsinde de ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Şöyle görelim. İki tane trabzan, iki zincir, iki trabzan. 2 2 artarak toplamda 5 sıramızı ördük ve 6. sıramıza başladım. 6. sıramızdan sonra öreceğimiz roba boyumuzda ise birer tane artışlarımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Bakınız örerek geldim. Tam zincirimin olduğu yerdeyim. Bir tane trabzanım örüyorum. Bir artış yaptım. 1 ve 2 zincir. Aynı yere bir tane daha trabzanım örüyorum. Bundan sonra bir trabzan, iki zincir, bir trabzan şekliyle örmeye devam edelim. Ve yeterli ölçü olana kadar birer birer bu köşelerdeki artışlarımızı yapalım, ayrım yerlerimizi. Diğer taraflara bakın birer birer örüyorum. Bütün trabzanlarımı, diğer trabzanıma geldiğim zaman, yani buradaki iki zincirimin olduğu yere geldiğimizde bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Ve bu sıradan itibaren biraz büyütelim ve hepsinde de bu şekilde artışlarımızı bir trabzan, iki zincir, bir trabzan üzerine örelim. İstediğim ölçü gelene kadar robamı örmeye devam ettim ve tamamladım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra robamızı ördükten sonra şimdi gövde kısmına geçelim. Gövde kısmına geçmeden yapmış olduğumuz artışlarımıza bakalım. İlk sıramızda artış yapmadan sadece trabzanlarımızı yerleştirdik. İkinci, üçüncü, dördüncü ve 5. sıralarımızda ikişer ikişer artışlarımızı yaptık. Buraya kadar bakınız. Altıncı sıramızda tek artış 7. sıramızda yine tek artış 8, 9 ve 10. sıramızda yine birer birer artışlarımızı yaptık. Şimdi 11. sıramıza başladım ve ön kısımdan örerek geldim. Şöyle görelim. Ön kısımdan örerek geldim. Kolumun olduğu bölümdeyim. Şimdi bir tane yine zincirimin içine artışımı yaptım ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane de zincirimi çekiyorum. Kolumu şu şekilde büküyorum. Diğer artış yaparak ilerlediğimiz yerin olduğu kısma geliyorum. Bakınız şöyle zincirimizin olduğu bölüme gelelim. Tığımın başını doluyorum. Ve bir tane artış yapmak için girerek bakın zincirin içerisine trabzanımı örüyorum. Ve şöyle baktığımız zaman önümüzün bir tanesini bu şekilde birleştirmiş olduk. 5 tane zincir çektik kol altımıza ve önümüzü örmüştüm. Aynen birebir devam etmişti bu 11. sıramız. Şimdi bir tane artışımızı zincirimizin içerisine yaptıktan sonra arkayı dümdüz örerek buradaki ayrım yerimize kadar örelim. Sadece trabzanımızı örelim. Farklı herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakınız birebir trabzanlarımı devam ettiriyorum. Arkamızı örerek geldim. Birebir bütün trabzanlarımızı kolumuzu birleştirdikten sonra örerek geldik. Diğer kol ayrım noktasına geldim. Zincirimin içerisine bir tane trabzanım örüyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. Diğer kol altında çekmiş olduğum gibi 4 ve 5. Hemen kolumuzu şöyle büküyoruz. Buradaki işaretli olan bakınız artışımızı yaptığımız yere geliyorum. Şöyle tutuyorum elimle. Tığımın başını doluyorum. Araya bir tane trabzanımı örüyorum. Ve hemen öndeki trabzanlarımın üzerine batarak birer birer trabzanlarımı tamamlıyorum. Uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet uç noktaya kadar geldim. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Bakınız 3 zincirimizi çekip bıraktık. Robamıza şöyle bir göz atalım yeleğimizin model kısmına başlamadan önce genel itibariyle robamızı görelim. Robamız 11 sıradan oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. sırada kol altlarımızı birleştirdik ve kol altlarımızda göreceğiniz üzere beşer tane zincirlerimizi çektik modelimizi uygulamak için. Evet şimdi ölçüsüne de bakalım. Ölçümüzü kol altından Bakalım şu şekilde bakınız zincirimizin olduğu yerden diğer zincirime kadar bakıyorum. 25 santim kolumuzun altı zincirimizi şöyle düzelttiğimiz zaman 25 olacaktır. Hemen omuz üzerinden ölçümüze bakalım. Omuz üzerinden ise 13 santim rova uzunluğumuz. Şimdi modelimiz için trabzanlarımızı yerleştirmeye başlayalım. 3 zincirimi diğer yönde çekmiştim ve başlıyorum bir tane trabzan örüyorum bir tane daha trabzan örüyorum zincirimizle birlikte üç tane trabzanımız oldu toplamda zincirle birlikte altı trabzan olana kadar örüyoruz bir iki üç dört beş ve altı 6 tane trabzanımı ördüm. Normalde beşer trabzan örmemiz gerekiyor. Fakat başlangıç ve bitişte bir tane trabzanımızı fazla yapıyoruz. Kenar lastiğimizi daha sonrasında örmek için hazırlığımızı şimdiden yapıyoruz. 5 trabzanımız ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Zincirimizi kesinlikle atlamıyoruz bakınız normalde yukarıda zincir çektiğimiz zaman bir tane atlıyorduk şimdi atlamadan hemen yanındaki bakınız devam ede gelen ilk trabzanımdan örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanım ördüm bir zincir çektim bakınız tekrar hemen yanındaki bakın ilk burayı ördüm Hemen yanındaki devam eden trabzanım örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanından örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra bakınız kol altındaki çektiğim zincirlerime çok az kalıyor ve 3 tane trabzanım var şimdi bu 3 trabzanımızdan 5 tane trabzanımızı örelim bir tane zincir çekiyorum yani kol altına gelirken burada da tam örgümüzü modelimizi oluşturmak için artışımızı yapıyoruz yani buraya 5 tane trabzanlık grubumuzu yerleştiriyoruz bir zincirimi çektim İlk trabzanımı 2 defa örüyorum bir aynı yere batıyorum 2 bir sonrakinin tek örüyorum. Tekrar son trabzanımı iki defa örüyorum. Buradaki üç trabzanımı da beşe çıkarıyorum. Kol altına geçerken modelimizi burada da tamamlıyoruz. Ve bir tane zincirimizi çekelim. Aşağıdaki beş tane zincirimizin içerisine çekmiş olduğumuzun her birine bir tane trabzanımızı örerek modelimizi devam ettirelim. Bir, iki. 3 4 ve 5 5 trabzanımızı tamamladıktan sonra bakınız 1 2 3 4 5 yine bir tane zincirimizi çekelim arkadan ilk trabzandan örmeye devam edelim 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincir ve yine trabzan atlamadan hemen yanından beşer tane trabzanımızı örelim kol altımızı yine beş tane trabzanımızı örelim ve diğer uca kadar ilerleyelim şurada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını bu kolumuzun 3 trabzanımızın 5 trabzana çıkarma işlemini de burada ayarlayalım. Diğer tarafları da 5 trabzan, 1 zincir, 5 trabzan, 1 zincir şekliyle örelim ve uç noktada görüşelim. Evet 5 trabzan, 1 zincir, 5 trabzan, 1 zincir olarak ördüm. En son bakınız kol altlarımızın her ikisini 5'er trabzan olarak ördüm. Öndeki 3 trabzanımızı tam kola geçişteki 3 trabzanımızı, 2 tane trabzan, 1 trabzan, 2 tane trabzan yani 5 trabzan sayısına ulaştırdık. Şöyle gördüğümüz gibi. Diğer kolumuzu da aynı şekilde bakınız. Buradan. Tam kol altındaki zincirlerimizin olacağı yere gelirken 5 tane trabzan sayısına çıkardık. Eğer sizin trabzan sayısı daha büyük e, ördüyseniz, daha farklı sayılarda başladıysanız tam 5 olarak geliyorsa hiç bu işlemimizi yapmaya gerek yok. Biz modelimizin denk gelmesi için bu şekilde çalıştık. Şimdi trabzanlarımızı tamamladıktan sonra en son trabzanımız tıpkı başlangıçta olduğu gibi 6 adet olacak. 2, 4, 6 bakınız zincire kadar. Yine burada 2, 4, 6. 6 tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir zincir çektim bakınız. Ve hemen dibine batıyorum. Zincirden ördüm trabzanımın dibine battım. Bir zincir çektim kendisine battım. Diğerlerini de birer birer sık iğne olarak örüyorum. İlk trabzan grubumuz 6 idi. Bakınız Altısını örüyorum zincirimin olduğu yere geliyorum. Bir tane zincirimi yine çekiyorum ve devam ediyorum. Beşer beşer sık iğnemi örmeye 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne, bir zincir. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım bakın zincirimizin olduğu yerde yine zincirimizi çekiyoruz bakın çekmiştim şöyle 5 tane sık iğne bir tane zincir hemen sık iğnelerimi devam ediyorum beşer sık iğnelerimizi örelim en son 6 sık iğnemizi ördükten sonra kenarda görüşelim Yeleğimizin iç kısmında beşer beşer şu şekilde gördüğümüz gibi trabzanlarımızın üzerine sık iğnelerimizi ördük. Her iki kenarımızdaki altı olan trabzanlarımızın üzerine de bir tane sık iğnemizi ördükten sonra hemen 3 tane zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını iki defa doluyorum. Bakınız bir tane trabzanın üzerine üç tane zincirimizi çektik. Bunun kenar trabzanımızın olacağını söylemiştik. Bizim modelimiz beş tane trabzanımızın üzerine olacak. Şimdi iki defa tığımın başını doluyorum. Beş trabzanın tam ortadaki trabzanına bakınız. Bir, iki ve üçüncü trabzanımızın ana gövdeden giriyorum ve örmeye başlıyorum. İkişer ikişer iki doladığım örüyorum. Bir, iki ve 3 kapatıyorum. Sonrasında tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki bakınız. Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve biraz önceki ana gövdeden girdiğim trabzanımın tepesine batıyorum. Bu sık iğne ile olan bölüme gelerek batıyorum. 2 ve bir soluna ana gövdemizin bir öncesinden bir solundan sonrasında trabzanımızı örüyoruz 3 tane ikili trabzanımı örüyorum 2 defa başını doladım tam ortadakini aldım sonrasında ortadakinin bir sağ tarafından bir sol tarafından ve bir de tam üzerinden 3 tane trabzanımı ördükten sonra tığımın başını yine iki defa doluyorum aynı yere gelerek ana gövdeye giriyorum bakınız ve başlıyorum 1 2 3 İkişer ikişer alarak şu şekilde ilk kılçığımızı örüyoruz ve bir tane zincirimizi yine çekiyoruz burada aşağıda beş tane trabzanımız vardı ortasındaki tam üçüncü ilmeğimizi iki defa ördük bakınız uzatarak bir sağdan bir solundan üç tane de ortaya ördükten sonra iki de uzattığımız yine toplamda beş tane trabzanımız var aradaki geçiş için bir tane bakınız zincirimizi birlikte bir daha çekelim bir tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını iki defa doluyorum 5 trabzanımızın tam ortadaki trabzanına yandan giriyorum İkişer ikişer alıyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum hemen bir tane trabzanı örüyorum tam kendisinden aldığım trabzanımın üzerine de örüyorum bu trabzanımızın bir sağındakini bir solundakini bir de kendini örüyoruz. Bakınız 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 trabzanımı ördükten sonra bir de uzattığım trabzan 4. Şimdi yine 2 defa başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. 1, 2 ve 3. 5 tane trabzan sayısına tekrar ulaştım. 1 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki 3. trabzanımın ana gövdeden girerek örmeye başlıyorum. 2 ve 3. Hemen yanındakine batıyorum. 1 2 ve 3 2 defa tığımın başını doluyorum. Yine ana gövdeden girerek örmeye devam ediyorum. 2 ve 3 Bakınız bu şekilde sıramızı tamamlayacağız bir tane zincirimizi çekiyorum tekrar iki defa tığımın başını doluyorum 5 trabzanımın üçüncüsünün ana gövdeden girerek ikişer ikişer örüyorum hemen yanına batıyorum 1 2 ve 3 3 trabzanım ördükten sonra iki defa tığımın başını dolayarak ana gövdeye giriyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Her beşerli grup arasındaki bir zincirle arayı bu şekilde açıyorum. Tekrar iki defa tığımın başında doluyorum. Tam ortaya giriyorum. Bakınız burada e, ilmek sayımızın az geldiği ve artış yaptığımız bölüm iki iki kenarda tam ortadakini bir olarak örmüştüm. Hemen ikişer ikişer alıyorum. Burayı da aynı şekilde trabzanlarımızı yerleştiriyoruz. 2 ve 3. trabzanımı örüyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. 5 trabzanımın tam ortadaki Bakınız burası da kol altı. Hep aynı işlemlerimizi yapmaktayız. 1 2 ve 3. Buradaki 3 trabzanımız bakınız tam ortadaki trabzanımızın bir sağındaki tam ortadakinin üzeri ve bir solundaki şeklinde oluyor. Uzattığımla birlikte 4. Şimdi uzatacağım ilmeğimle birlikte 5 tane trabzanım oluyor. Şöyle görelim. Ve sıramızı sonuna kadar bu şekilde örerek tamamlayalım. Bakınız modelimiz ne kadar güzel durmakta modelimizi bir uçtan başlamıştık. Diğer ucumuza kadar örerek geldik. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi en son modelimizi uyguladıktan sonra kenardaki bir tane trabzanımız vardı. Kenar trabzanımızı tepesine batıyorum ve onu örüyorum. 1 ve 2. Bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Modelimizi şu şekilde yerleştirdikten sonra. Bir zincirimi çektim hemen kenar trabzanımın tepesine batıyorum ve birer birer diğer trabzanların tepesine sık iğnemi örüyorum. 5 tane trabzanımın her birisine birer birer battım bakınız. Ve şu kenardakine de batıyorum ve bir zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 sık iğne 1 zincir olarak sıramızı tamamlayalım. Sık iğnelerimizi örerek sıramızın başına kadar geldik. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz ama ön yüze geçmeden en son sık iğnemizin üzerine 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3. Örgümüzün yönünü çevirelim ve biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edelim. Tığımın başına iki defa doluyorum. Ortadaki bakınız tam ortadaki trabzanımı ana gövdeden giriyorum iki defa başını bakın 1 ve 2 ortadaki trabzanımızın ana gövdeden giriyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum hemen yanındaki sık iğnemin içerisine batıyorum yukarıdan bakınız tekrar tam etrafından bakınız aldığım ortadaki trabzanın tepesine de trabzanımı batıyorum ve bir de soluna batıyorum ve 3 tane trabzanım örüyorum tekrar iki defa tığımın başını doluyorum aynı ana gövdeye giriyorum ikişer ikişer örüyorum Evet modelimizi bir alt sırada kurmuş olduğumuz gibi aynı şekilde kurduk diğer modelimize geçerken arada bir tane zincirimi çekiyorum tekrar iki defa tığımın başını doluyorum tam ortadaki trabzanımın ana gövdeden şöyle giriyorum ikişer ikişer örüyorum ve kapatıyorum hemen yukarıdaki sık iğneme, bu ana gövdeden aldığım trabzanın hemen yanından bir tane trabzan ikinciyi örüyorum ve üçüncü örüyorum üç trabzanımı ördüm bir de uzatmıştım 4 şimdi beşinci trabzanımı iki defa başını doluyorum ana gövdeden giriyorum bir iki 3 araya bir zincir çekiyorum ve bu şekilde sıramızı sonuna kadar tamamlıyoruz. Oradan dönüşte de yine sık iğnelerimizi ve bir zincirimizi örerek geliyoruz ve modelimizi bu iki sıra üzerinde kurarak tamamlıyoruz. Yeleğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim. Bakınız kılçıklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane kılçığımızı ördüm. Ve e, bu sayı benim için yeterli oldu büyüklüğü. Şimdi lastik kısmımızı örmeye başlayalım. En son sık iğne yapmadan önce 3 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. Örmeye başlıyor. 1, 2, 3. En son artık lastik kısmı için hazırız. Tığımın başını doluyorum zincirimden sonra. 5 tane trabzanımın her birini birer birer örüyorum ikili trabzan şekliyle bakınız arkadan sık iğne yapmıyoruz 5'ini örüyorum burası e, ilk başlangıç olduğu için diğer son 6 başlangıçta 6 2 4 6 bakınız aradaki zincirimize herhangi bir işlem yapmıyoruz zincir de çekmiyoruz tığımı başını doluyorum diğer 5 trabzanımın olduğu yere geçiyorum 2 3 4 ve 5 bir tane zincirimin olduğu bölümü yine atlıyorum tığımın başını dolayarak hemen 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum bu sıramızda sadece trabzanlarımızı ikili trabzan şekliyle örelim ve sıramızın başında görüşelim şöyle bakınız Evet en alt kısmın hepsini beşer beşer gruplarımızı trabzan olarak ördüm. Bir zincirimizin olduğu yeri atladık. Herhangi bir işlem yapmadan bir uçtan başlamıştık. Diğer ucumuza kadar örerek yan kısma geldim. Bakınız yandayım. Şimdi yandan da örmeye devam edelim. Şöyle bakınız. Bir tane tam trabzanımın üzerine batıyorum. Şu şekilde. Aynı yere bir daha batıyorum. 2 aynı yere bir daha batıyorum. 3 bir tane daha örüyorum. Toplamda dört defa aynı yeri ördüm ve yukarıya doğru ilerliyorum. 1 2 Bakınız dört defa battım. İki defa da içine ördüm. Devam ediyorum. Buradaki görmüş olduğum boşluğun içerisine iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. İki. Bir sonraki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki hepsini ikişer ikişer örerek yukarıya doğru ilerleyelim bakınız ikişer ikişer örüyorum araya tam giriyorum ve ilerliyorum aşağıdan yukarıya doğru ikişer trabzan ikişer trabzan örerek boyun kısmına kadar geldim boyun kısmımızın en son bakınız başlangıç trabzanın olduğu yere iki tane trabzanımı ördüm aynı yere bir trabzan daha ilave ediyorum bir trabzan daha ilave ediyorum toplamda 4 tane trabzanım oluyor tığımın başını doluyorum bir sonraki bakınız hemen 1 iki trabzanın arasına giriyorum bir tane trabzan bir sonrakini trabzan bütün trabzanlarımın arasına bakınız tam araya girerek şöyle bakalım trabzanlarımı örerek diğer uç noktaya kadar ilerleyelim yeleğimizi hem kız bebekler hem de erkek bebekler giyebilir modelimiz her iki bebek grubumuz için uygun uygun renklerle çok güzel ya da uygun büyüklüklerle dilediğimiz yaş grubu için örebiliriz Evet diğer uç noktaya kadar birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum Yeleğimizin yakasının diğer ucuna kadar geldim. Bakınız 3 tane e, ilik yeri için yerimi ayarladım. 1, 2, 3, 4, 5 tam 6 yere sıraya yani ayıracımı koydum. Tekrar ayıracımın olduğu yerden saydım. Diğer altıda da eşit bir şekilde yani robamızı ayarladım. Alt kısma ilik açmak istemiyorum. O yüzden sadece roba kısmında 3 düğmeli olarak iliklerimizi açalım. Ve şimdi kaldığımız yerden örmeye devam edelim. En son bakınız bir tane trabzan ördüm. Dönüş olduğu için bir trabzan daha ekliyorum ve iki trabzan daha ekliyorum. Yani toplamda burada üç tane trabzanımız oldu. İliğimiz için bir iki tane düğme açıyorum, e, zincir çekiyorum ve düğmem için e, yeterli büyüklük oldu. Eğer biraz daha büyük düğme kullanacaksanız bir tane daha zincir ilave edelim. Eğer daha küçük olacaksa bir zincir de yeterli. Tığın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanın olduğu yeri geliyorum ve bir tane trabzanım örüyorum yanına ikinci trabzanımı ilave ediyorum ve diğer da yine aynı şekilde ikişer ikişer trabzanlarımızı şu şekilde örerek ilerleyelim her trabzanımıza bakınız 2 2 örüyorum 1 ve 2 1 ve 2 iki. ikinciyi de örüyorum bir iki zincir çekiyorum şu kısmı atlıyorum. Bakınız. Şu olan kısmı hemen bir tane trabzan. Diğer tarafa geçiyorum. İkişer ikişer trabzanlarımı buradan devam ettiriyorum. Bir ve iki. İkişer ikişer örelim. Son işaretimi taktığım yere kadar örüyorum. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Son trabzanımızın olduğu yerde de iliğimiz için yerimizi hazırlayalım. 1 2 Hemen batıyorum ve gövde kısmını örmeye devam ediyorum. Gövde kısmını da ikişer ikişer örelim. 1 2 Fazla ayrım olursa hemen sık iğnenin olduğu yerde şöyle bir tane trabzan da örebilirsiniz. Çünkü burada hem trabzan hem sık iğneli sıramız var. Oradaki genişliği Bakarak ayarlayabiliriz. Bakın şuraya bir tane yapabilirim. Devam ediyorum. Sık sık da yapmayalım, potluk oluşur. İkşer, ikşer bu şekilde örerek ilerleyelim. Arada bir de 3 olarak örelim, sık iğnemizin olduğu yere de batalım olarak 3 tane trabzanım ördüm. Bakınız aşağıdan örmüş olduğumuz kısmımızın hemen yanındayız. Şimdi 3 trabzanımdan sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane daha trabzanımı yapıyorum. Ve şu şekilde ilk zincirden ördüğüm trabzanın yanına gelerek birleşme işlemini yapıyorum. Ve buradan 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve lastik örgü olarak örmeye başlıyorum. Yandan ve arkadan. Her zaman çalışmış olduğumuz gibi bir arkadan giriyorum. Sıradakini yandan alıyorum. Bir arkadan diğerini yandan. Elimizin kenarlarının ikinci sırasını. Aynı şekilde örerek geldim. İliklerimizin olduğu yeri de herhangi bir şekilde farklı bir örgü kullanmadan aynen devam ettim. Bir yandan bir arkadan bakın son iliğimizi sizlerle birlikte örmek için bıraktım. İliğimizden bir önceki bakın şurası zincirimizi çektiğim yer bir önceki kabartılı olarak ördüm. Zincirimin olduğu yere herhangi bir işlem yapmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer taraftaki zincirimi ardından giriyorum. Çünkü başlangıçtaki yandan da burası ardından. Şimdi tekrar bir yandan bir ardından şeklinde sıramızı tamamlayalım. Yeleğimizin kenarlarının tamamını ördükten sonra başlangıç yerimize gelerek bitirdik. Şu şekilde bakınız. İpimizi de içeriye alarak gizledik. Şimdi kollarımızı da aynı şekilde lastik örgümüzle tamamlayalım. Hemen ipimizi alalım bir tane ipime zincirimi çektim ve düğümümü attım hemen kol kenarımızdan örmeye başlayalım kol altına giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yanına bakınız batıyorum çok fazla doldurmayalım buraya 2 3 tane trabzanımı ördüm diğer tarafa gelirken de iki tane yaparız tamamlanır Evet 3 tane trabzanımı ördükten sonra şimdi devam ediyorum tamamın başını doladım hemen şuradaki görmüş olduğumuz ilk trabzanı yandan girerek örüyorum. Bir sonrakini ardından direkt lastik örgümüze başlayalım. Ve bir sırada tamamlayalım. Ardından bakınız lastik örgümüzü tamamen aynı şekilde yapmaktayız. Bir ardından bir yandan ardından yandan ve ardından bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve şu alt kısmında görüşelim. Diğer ucumuza kadar geldim. Bakınız başlangıç noktasından tamamen kenarlarım örerek geldim. Şimdi en son kol altındayız. Bakınız tam ortadan başlamıştık. Başlangıç noktamıza geldim. En son kolumuzu ördükten sonra bir ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. 2. İki trabzanı ördükten sonra zincirimizin bir ile ikinci trabzan arasına şu şekilde sadece geçiş yapıp bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Diğer kolumuzu da bu şekilde örelim. Kol altından başlayarak bir ters bir düz örgümüzü yapalım ve yeleğimizin kolunu bu şekilde tamamlayalım. Şimdi diğer kolumuzu da yaptıktan sonra 3 tane düğmemizi dikelim ve yeleğimiz tamamen bitmiş hale gelsin. Evet sevgili arkadaşlar 3 tane düğmemi diktim ve yeleğim bu şekilde hazır oldu. Şöyle arkasına da bakacak olursak bakın çok hoş bir yelek çalışması oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.